Hikmet Hocam hoş geldin. Evet, hoş bulduk Sinan. Galatasaray Ümraniye Spor'la oynadı. 3-2 kazandı. Çok da zorlandı. Çok keyifli bir maçtı. Yorumları alalım. Evet. Daha önce şampiyonluğu oynayan takımlarla ilgili düşüncelerimiz küme düşme potasındaki takımlarla maçlarının çok zor geçeceği. Yani şampiyonluk küme düşme potası ve oraya yakın takımların galibiyetinden geçer dedik. Bir hafta önce Ümraniye Fenerbahçe, ne kadar zor oldu. Bir hafta sonra Galatasaray kendi evinde müthiş bir taraftar topluluğunda zor geçen bir müsabaka. Niye? 1-0, 1-1, 2-1 mağlubiyet, 2-2, 3-2. Evet maçın içerisinde Galatasaray'ın pozisyonları var mı? Var. Özellikle ikinci yarı tek kale şeklinde geçti. Fakat küme düşme putasında olan takımlar kimle oynarsa oynasın inanılmaz bir mücadele veriyor. Ve bu mücadelenin karşısında da puanlar almak istiyor. En zor maçlar bunlar dedik. Dün de oynanılan maçta bu çıktı. Önce Galatasaray'a baktığımız normal saha dağılımı, dörtlü kaleci işte 1-4, 6-8 numara, 2 orta sahası, sağ açık, sol açık, forvet, forvet arkası, Mertens yani böyle bir düzen içerisinde oynadığını gördük. Burada en önemli şeylerden biri iki kanat oyuncusunu içeri aldığında hatta bir oyuncusu da orta sahada girdiğinde diğer sağ bek, sol bekin pozisyon alması yani buradaki gösterdiğimiz şekli alması. 2-1-7 şeklinde hücum ediyor. Doğru, doğru. Hatta yani görüntüye baktığında bu oyun maçın bitimine kadar devam etti. Evet şöyle söyleyebiliriz oyunun ilk 25 dakikasını biraz ayrı tutarsak çünkü Ümraniye'nin hem galibiyet golü var hem de kaçırdığı net iki pozisyon var. Defansta bariz hatalar yaptı Galatasaray takımı. Ama topa sahip olduğunda rakip alanda 8-9 kişiyle oynayan bir Galatasaray. iki stoper geriden oyun kurduğunda da iki kanadı demin görselde gördüğümüz gibi iki kanatta genişlik diğer oyuncular içeri girerek üçgen oluşturup oluşturmaya çalışıp oradaki pas varyasyonlarıyla hücum yapmaya kalktılar. Hocam bunu maç sonu toplantısında ben sordum Recep Hoca'ya. Yani çok kolay arkaya sarttığınız çok pozisyon buldunuz vesaire. Galatasaray 2-1-7 şeklinde hücum ediyor. 2 stoper ve bir ön liberosu. Bekler de hücumcu oluyor dedi. Bazı teknik direktörler böyle durumlarda şey yapıyor yani. Bir beki bekletiyor, bir beki gönderiyor. 2 beki birden göndermiyor mesela bu kadar eksik yakalanmamak için. Ne dersiniz? Galatasaray yani çok paldır küldür hücum et, gibi geldi bana. Şöyle söyleyeyim. Şimdi. Onu eskiden ben de yapıyordum. Yani dörtlü defans. Hata gittiğinde bir beke çık derdik. Siz üçünüz dönen topa kalın derdik. Artık günümüzde her iki tarafta çıkıyor. Her iki tarafta özellikle hücum bölgesinde yoğunluk oluşturuyor. Burada 6 numara diyelim ki Galatasaray takımın oynadığı oyuna göre iki stoper Torreira. Bu şekli alıyor. Bu da doğaldır. Önceden diyorduk ki sen kal üçlü kal Ama şimdi ne oluyor? Buradaki kalıyor. Araya girebilir. Örneğin bir atak yediğinizde geldiğinde kayma yapıp araya girip kalabilir. Dolayısıyla bu biraz daha dönen topu almada önemli. Aslında hoca çok güzel açıklamış. Tebrik ediyorum. Galatasaray'ın sahaya nasıl yayıldığını demek ki maç öncesi analizasyonu çok iyi. Bravo hocamıza bravo. Hemen ikinci görüntüye geçelim. Tabi burada en önemli şey top kaybından sonra Galatasaray takımı rakip alana girdi. Burada yapılan top kaybında, rakip topu burada kazandığında siz presi top kaybından sonra presi yapmazsanız bu çok önemli. Çünkü rakip alanda oynarken bu kadar kişi rakip alanda oynuyor. Değil mi? Bu şampiyonda oynayan büyük takımlar için. Sizin en hassas noktanız bu hocam. Her programda illaki söylüyorsunuz. Bu Karşı ama... pres. GG Pres. Topa karşı pres, gegen pres, karşı pres. Bu dünyanın en büyük takımlarını saydığında bunu yapıyorlar. Bunu yapmazsanız bak yapmadın. Karşı pres var mı? Yok. Eksik Hemen. Kalmış devam edelim. Görüntüyü devam ettirelim. Bakın hiçbir şekilde karşı pres yok. Şimdi buraya herkes Çok dikkat rahat etsin. Top atıyor, değil mi? Buraya herkes dikkat etsin. Bu pozisyon top rakipteyken normal dağılım bu olmalı diyoruz. Bakın normal dağılım. Şimdi oraya dikkat edelim. Şimdi Torreira normalde 6 numara. Hı hı. Öne çıkmış basmış. Biz ne dedik seninle daha önceki programlarımızda? Bu defans orta saha bütün bölge için geçerli. Eğer buradaki oyuncu şuraya pres yapmışsa diğerleri kaymayı yapıp kanat oyuncusu 8 olmalı dedik. Tam tersinde burada pres yapıldığında ne oldu? O buradaki gelip 8 olmalı dedik buradaki kanat oyuncusu. Şimdi Torreira nereye çıkmış? Bu verdiği Galatasaray'ın verdiği %100 pozisyon. Torreira nereye çıkmış? Yerini bırakmış. Peki en arkadaki kim? Veya bir futbolcu Galatasaraylı bir oyuncu isimden şey yapmayalım. Hemen kademeye gelmesi lazım. Bak oraya kim gidiyor? Devam edelim bir sonraki pozisyona. Bak şimdi. O kadar net ki orta sahadaki oyuncular normal pozisyon kayma kademeyi yapmadıklarında stoper nereye çıkmış? Orta, saha, Orta saha. sahaya çıkmış. Diğer stoper de çıkmış. Şimdi pozisyonun devamına bakalım. Devam ettir. Ne oldu? Bak iki stoper nerede? Orta sahanın yapması gereken görevi Galatasaraylı bir stoper yapıyor. Diğeri de adama gidiyor. Ne oldu şimdi? Bu pozisyon %100 gol pozisyonu. Daha maçın 6. dakikası. Ha. Bakın o pozisyon nereye geldi? Ba önde baskı yapılmadığı için başladı. Bir. Ne var burada? Top kaybı. En başa dönelim. Şimdi bütün seyircilerimiz seyretti. Top rakipteyken baskı yok. Değil mi? Karşı pres yok. Normal kayma kademe yok. Orta saha oyuncularının yapması gerektiğini defans oyuncuları yapıyor. Halbuki defans oyuncuları oraya çık devam ettirelim. Bak ne oldu? Stoperler çıktı. E ee, sağ bek ne yapıyor? O da topa bakıyor. Arkasındaki adamı kontrol etmiyor. Normalde adamı önüne alması lazım. Yani şutun hızına güvendiği için orada. Oyanın birebir evet. bir pozisyonu var. Attıralım topu. Bakın boya nerede kalmış? Doğru mu? Evet. İki stoper nerede? Sağ bekiniz nerede? Gel pozisyona karşı karşıya. Bu vuruş gol olsa 1-0 burada başlayacak. Okan Hoca da maçtan sonra söyledi. Çok pozisyon veriyoruz dedi. Pozisyon ver bu kadar pozisyon rakibe vermemeliyiz dedi. Doğruyu söyledi. Devam edelim. Şimdi mesela bu da gol öncesi pozisyon. Bak bir tane örnek verdik. 5'e 3. Daha say takımı burada 5'e 3. Kaleci de say. fazlalığı var yani. Evet. Kaleci de say. 6'ya 3. Evet. 6'ya 3. Şu anda böyle bir pozisyon devam ettirelim. Galatasaray savunmasının 3 kişiden 6 kişi gol yememesi lazım. Devam et şimdi. Pozisyona bak. 5'e 3 artı kaleci var. Pozisyon nereye gelmiş? Yavaş geliyorlar. Yavaş geliyorlar. Rakibi takip etmiyorlar. Bir daha devam et. Bu gol pozisyonu. Bak şimdi. Burada Sabek diğer kademeye gitmiş. Hı. Ama orada koşan oyuncu kim soru işaretli olan? Sergio Oliveira. Bak Oliveira'yı görüyor musun? Demek ki pozisyonda da var. Hocam az önceki da pozisyonda, pozisyonda da en önde kalmıştı Oliveira ve onun boşalttığı alanda Oğuz. Onun adamı Oğuz Pasatan. Şimdi Bak görüyorsun işte. Stoper oraya çıkmak zorunda kalıyor. Orta sahada da müthiş bir defans ve orta saha arasında ben niye hep şef stoper diyorum. Şef stoper buradaki adamı oynatır. Şef stoper. Buradaki altı numaraya ne der biliyor musun? Kal, gitme, kademeye gir. Hı. Oynatır şef stoperin esas amacı sadece buradaki oyuncuları kademeye sokma değil. Çık, kal. Aynı zamanda bu önündeki iki oyuncuya da komut veren adamdır. Orta sahaya komut veren adamdır. Şimdi bakıyoruz devam ettir görüntüyü. Şu giden oyuncuyu kim alacak? Bak. Oyuncu gelmiş, golü atan oyuncu nerede? Arkadaki. Evet. Golü atan oyuncu o. Normalde Zaşa'nın o oyuncuya fokus olup Oliveira'nın adamı alması lazım. Bir geri gel. Niye diyoruz? Bir geri gel. Şu anda oyuncuya en yakın kim? Öndeki oyuncuya Oliveira. Evet. Torreira da geç kalmış mesela. Ayrı geç kalmış. O iki 6 8 oynadıklarına göre birbirlerinin açığını kapatacak bu oyuncu. Değil biri mi? gidecek, biri kalacak. Ama burada birinci zaten hep örnek veriyoruz. Torreira 6 numara oynuyor oyunu okuyacaksın. Oyunu okumak çok farklı bir şey. Sen dönen topta, rakip kontratakta ne dedik? Galatasaray takımı burada oynuyor. Galatasaray takımı burada oynadığın zaman, oynadığında Torreira 6 numara. Galatasaray takımı buralarda pas yapıyor, pozisyona gidiyor. Ve bu karşı bir top gelecektir pas hataları olduğunda. Torreira artık burada merkezdeki sibop derler. O oyuncu olmalı. Buralarda 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 kalmamalı. Merkezi kapatmalı. Ben çok çalıştırdığım takımlarda özellikle 6 numarayı oyuncuya oyunu oku çok söylerim. Dalıyor buraya gidiyor oraya gidiyor. Cık. Senin işin o değil ki. Senin işin bu araları kontrol etmek. İşte nitekim bakın devam ettir şimdi görüntüyü. Bakın 5'e 3'ten golü yiyorsun. Adam golü atıyor. Bak Harici, kaç daha tane Galatasaraylı var? Kaç tane Galatasaraylı var? Bu da neye giriyor? İletişim. Değil mi? Communication diyoruz. informasyon ver diyoruz. Bak iki etti. Sinan birinci golü kaçırdı adamlar. Doğru. doğru. Bundan devam ettirelim görüntüyü. Bu da başka bir görüntü. 14. dakika. Ümraniye 1-0. İlk pozisyonu kaçırdılar karşı karşıya. İkincisini gol yediler. Bak bu üçüncü pozisyon. Okan Hoca'nın söylediği bunlar. Okan Hoca'nın maçtan söyledikleri bunlar. Pozisyona bakalım. İçerideki gene arkasına bakmayan, topa bakan oyuncu kim orada? Gördün mü? Evet. Gördün mü Sinan? Ama e, orada kim olmalı? Torreira. Torreira'nın olması lazım. Torreira orayı kontrol edecek. Sen maça gittin mi? Gittim. Farkında değilsin bunlar. Ya yani Oliveira'nın çok kötü oynadığını farkındayım. Ama burada birinci evet. derece buradaki görevli adam Torreira. Birinci derece. Şu an ortayı kesmeye gitmiş hocam. Geraldo'nun önünde duruyor. Bunlar ya işte iki oyuncu da atakta kalmış. Evet. Ama olabilir Torreira yoksa diğer oyuncu var. Evet. Şimdi Oliveira pozisyonların yani Ümraniye'nin Tehlikeli atakların hepsinin içerisinde yardımda var. Bir bu iyi bir şey. Hı hı. Pozisyona gelmiş. Bolcu gelmiş bak bu iyi bir şey. Fakat dikkatli değil. O da topa bakmış. Şimdi arkasındaki oyuncuya bak. Şimdi boyda ne yapıyor? O da... Arka direği kontrol etmeye çalışıyor. Hem orayı hem de gelen adamı da gölgesinde görüyordur. Devam ettirelim şimdi pozisyonu. Bakın o top oradan nereye geldi? Kalalım. Bu çok net. Penaltı gibi pozisyon. Ya penaltı gibi pozisyon. Şimdi bu da gol olmuş olsa 3-0. Bak ilk pozisyon. İlk pozisyonu kaleci kurtardı. Muslera müthiş kurtardı ilk yani terse giderken refleksten, reaksiyondan kurtardı. Şimdi bu da net bir pozisyon. Yani Hocam dikkat edin. Recep Hoca bence iyi çalışmış. Ortaları sürekli yaydaki 8 numaralara kesti. Umut Nayir'e kesmedi ortaları. Ama Hep 8 numaralara kesti. Daha önceki konuşmalarımızda Galatasaray analizlerinde biz ne yaptık? Defans içerisindeki Galatasaray yayılımının hepsinin topa baktığını, ceza sahası içerisinde adam markajının eksik olduğunu ve rakiplerin boş kaldığını göstermedik. Evet. Kaç pozisyon gösterdi? Ceza sahası dağılımında Hakibe eksik bırakıyorlar. Nitekim burada da net ortaya çıkmış. Yani lig birincisi, lig sonuncusu yok. Katın çekerim. Geçmişte vardı. Arada büyük bir fark vardı. Akas çok büyüktü. Şimdi öyle değil. Lig sonuncusuyla lig lideri oynuyor. Şurada maç 3-0 olabilir. Veya 2-0 olabilir. Ha oyunun ilerleyen bölümünde Galatasaray'ın 7 tane pozisyonu da gol olabilir. O da o da işin başka bir tarafı. Devam ettirelim arkadaşlar. Bakın pozisyonu görüyorum. Galatasaraylı oyuncuların Ümraniye'ye oyuncularına yakın olan bir tane Galatasaraylı oyuncu yok. Ve bu ceza sahası içerisinde. Yine 6 kişi var. Kaleciyle 7 kişi. Dönüyor tabii. Adam fazlalığı var da dikkat yok. Nereye geliyoruz şef stopa. Kaleci belki de Muslera'nın da gerçi konuşuyor ama daha çok konuşması lazım. Çünkü en iyi gören o. Bakıyor. Topa da bakıyor ama buradaki kim geliyor, kim gidiyor. ismen Bunlar hep yaşıyoruz. Oyunculara bazen şunu söyleriz. Gel değil. Kimse yakındaki bunu al. Oyuncular bu komutu aldığında da darılanlar da oluyor. Bir de diyor sen işine bak diyor vesaire. Evet devam edelim. E bu da mesela 1-0 iken iyi bir pozisyon. Gol yapabilir. Buradan şimdi döndük. Böyle bir 3 tane rakibin pozisyonu var. Bir de dönüyoruz Galatasaray'ın kaçırdığı, girdiği pozisyonlara. Çünkü oyuna hükmeden Galatasaray takımını sürekli rakip alanda böyle gördük. Bu bir gerçek. Buraya yerleş işte. burada en önemli şey ne? Top kaybında karşı pres. Bir, atağı neticelendirme. Yani burada oynuyorsunuz. Oynuyorsun bu atak şut avutla neticelenmeli ki top kaybında karşı presi yapmazsanız rakibe karşı presi yapmazsanız o zaman rakip ne oluyor? Buralarda oynuyor ve arkaya attığı toplamda pozisyona girebiliyor. Kontratak evet. şansı vermezsiniz. Şimdi burada kaçan bir pozisyon. Devam edelim. Mesela şuna sürekli senle konuştuğum ve istediğim şey bu. Müthiş. Şuraya bakalım ya. Yani Alkışlanacak. Futbol özellikle bütün takımların, oyuncularının rakip kaleye hücumlarda bunu denemeleri gerekiyor. Bunu yapmaları gerekiyor. Şimdi sağ bekin, sağ bekinizin veya orta sahanın sağı zaman zaman orta sağ adamlarda olabilir. İki rakip oyuncunun arasına koşu. Şimdi bakalım Zaşa burada ne yapıyor? Değil mi? Bası atan kim? Raşitsa. Normalde Raşitsa sağda değil mi? Evet. İçeri girmiş. Bakın ne kadar güzel. Değil mi? Raşit sağ, içeri giriyor. Boya alan açıyor. Alan açıyor. Ne oluyor? Topa sahip içeri girdi. Alan açtı. Toplam buluştu. Bak burada beklemiyor. Evet. Önceden bazı eleştirilerimizde var. Bütün hepsi yapıyor. Bütün Fener'de. Bütün oyuncular burada Tat duruyor. çizgisini ayağına Ya burada niye listemiş, duruyorsun? Listemiş, evet. Burada oyunda. Ha buralarda olursun oyunda genişlik. Oyunu aç. Bir daha oyna. Yön değiş. Rakibi sağa sola yatır. Ama artık buraya geldiğinde koşu buraya olmalı. Pas buraya olmalı. Nitekim alkışlıyoruz. Devam ettirelim. Bakın, pozisyon devamı bu. Nerede? Görüyor musun? Arka direği görse, arka direkte de balon boş kale yani bu evet. golün olup olmaması önemli değil. Yani bunu bunu sürekli otomatik hale getireceksin. Sağdan, bu, soldan. Bu fotoğrafta sağdan. çok güzel bir detay var. Hem Mertens hem Icardi kendisini mükemmel boşa çıkarıyor. Çok güzel. Arka direkte oyuncu var. Icardi ve penaltı noktası oyuncu var. Penaltı noktası, noktası oyuncu var ama bir tane de hakemin olduğu bölgede Galatasaraylı bir oyuncunun olması gerekiyor. Eren evet. topta. Evet. Ceza yayın dışında orada bir oyuncu olması gerekiyor. Şunu bir geri gel bir daha buraya gel. O kadar güzel ki futbol bu. Bakın başlangıcı bu. Bütün takımlar bunu geliştirmeli. Futbolumuz böyle ilerler. Altyapıda bütün hocaların buna çalışması gerekiyor. Bu bir hücum opsiyonlarından A evet. Buna benzer 20-30-40 tane opsiyon var. 100 tane var. Hocam Giresun Spor maçında boyun önünde Barış Alper oynadı ve ben Barış Alper'i o maç sonu eleştirmiştim. Çünkü çarpışıyorlardı sürekli. İkisi de çizgide duruyordu ve çarpışıyordu. Raşit ne güzel içeri girip boya alan açıyor ve Pasına koşusunu değerlendiriyor. Devam ettirelim şimdi bakın burada kalalım ne kadar güzel kal böyle kal müthiş pozisyon devamı rakibin şansı yok çünkü rakip böyle duruyor rakip böyle durunca şimdi rakip burada yüzü buraya dönük oyuncu yüzü buraya dönük o böyle koşuyor geri dönüp gitmesi çok zor evet. yetişmesi dolayısıyla alkışlıyoruz başka bir açıdan seyircilerimiz görsün arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya futbol futbol bu ben böyle mesela antrenmanlarda oldu mu duruyorum alkışlıyorum <laughs> futbol bu diyorum futbol bu Arkadaşlar futbol bu. Yani bunu dışarıda dursa şimdi. Saşa dışarıda dursa pası alsa. Ya bütün takım gene karşısında. Ama bu koşuyu yapıp orada asist zone dediğimiz bölgede takımla oyuncular buluşturulursa devam ettirelim. Ne oluyor? Bak şu, şu güzelliğe bakın. Şuraya bakın arkadaşlar. Kaç kişi pozisyon alıyor? Hocam bu arada Raşissa da yabancı kurulana kurban gitti. Devre arası çıktı oyundan. Mes ah, onu güzel takip etmişsin. Bravo. Yani yoksa oynardı yani. Oynardı değil mi? 2-1'den sonra sola çaldı onu. Tabii Soldan çok gelince. Şeyi çıkarmak yani, için. Dubois'i sokabilmek Emre'yi çıkardı evet, ya. Evet. evet. İkinci başını demiyor musun? Evet evet evet. Mecburen Raşitsa çıktı. Raşit. Ha, i̇ki oyuncu birden harcıyorsun. Yani bu kural. E şu pası attan adam çok da iyi adam. Raşitsa. Çok iyi de oynuyor. oynuyor. Haksızlık... şu sağdan atan adamı oyundan... Haksızlık değil mi? Oyundan çıkarmak... Ben bunu çok defalarca dile getirdim geçen sene. Defalarca. Ya bari başlasın sonra serbest bırak. Bir teknik adamın taktik özgürlüğünü elinden alıyorsunuz. Ha diyeceksiniz ki ona göre sezon başı planlamanızı yapın. Ya olmuyor işte. Ona biraz zaman, süreç lazım. İkinci golden sonra Raşissa'yı sola aldı. Kerem'den çok daha iyi savunma yaptığı için. Oradan sürekli geliyorlardı. İki kanadın yerini değiştirdi. İki birden sonra. Evet. Devam edelim. Şeyin attığı gole gelir mesela burada da Abdülkerim'i tebrik ediyoruz değil mi? Evet. Yani hem bir asisti hem golü, daha önceki maçlardaki yapmış olduğu asistler. Agresif hocam, çabuk ve agresif Şampiyonluğa oynayacak takımın stoperinin 5-6 golü olması şart. Orta sıralarda oynayacak bir takım için de aynı şey geçerli. Stoperler ikişer ikişer gol atacak. Ne, son atmıyor ama Abdülkerim onu... Kurtarıyor. Evet. Şimdi Abdülkerim'in attığı uzun ters toplarla attığı golde kaç puana katkısı var? Asistler var. var evet. Çık onları. Hem Sivas maçı hem bu maçı. iki çık. tane maç aldı. 6 puan çık. Neredesin? Ya stoperin hem defansta hem ofansta. Buradan gene... Altyapı hocalarının dikkat etmesi gereken en önemli şey sadece stoperlerinize defans yapmayı, defansa kafa vurdurmayı öğretmeyin. Aynı zamanda hücumda kafa vurdurtmayı da öğretin. Hı hı. Çünkü bizim yetiştirdiğimiz altyapıdan gelen stoperlerin çoğu rakip baskı altındayken iyi oynuyor. Çıkıyor vuruyor, çıkıyor kesiyor. Bir de bunu hücumdayken de geliştirmeleri gerekiyor. Okey devam edelim. Gene burada defanstaki yetişim. Bir maç 1-1 oldu ya. Evet. Birbirdeki pozisyonu. Bu ikinci zaman. gol. Şimdi Galatasaray gene fazla. Sinan. <laughs> fazla. Rakipten fazla. Kaleciyi de sayı 2. Kaç tane Galatasaraylı var? Şimdi buradan gol yemesi daha önce de sürekli aynı şeyleri söylüyor. Devam Ama mesela ettirelim. Mesela kutu içinde 3'e 3 gibi kalmışlar. Yani Nelson mesela hocam ortaya kesene çıkıyor. Dengesi bozuluyor Galatasaray'ın savunmada. Yani Nelson olması gereken yerde değil. Çoğu zaman. Şimdi mesela ben Nelson'u pozisyon oyunuyla ilgili hep boş oynuyor. Ceza sahası bölgesinde rakibini boş bırakıyor. Demin ne gösterdik? İki stoper geldi. İki stoper şurada baskı yaptı rakibe. Doğru mu? İki stoper geldi. Şurada baskı yaptı. Burada ne oldu? Burada baskı yaptılar. Adam bir topu attı. Böyle gitti kaleciyle karşı karşıya kaldı. İki stoper buraya çıkar mı? En azından birinin burada olması lazım ki bu top atıldığında, bu gittiğinde kademeye gelip kessin. Dolayısıyla şimdi bakıyoruz burada. iletişim, şef stoper hep bak nelerden bahsediyoruz. İletişim, coaching yap, communication yap, iletişim yap, informasyon ver. Vermediğin zaman şef stoperden bahsediyoruz. Konuşan, kaleci konuşan. Şimdi bakın pozisyona bakın. Normalde pozisyonda oyuncular var. Sol bek tabii şey vasat en oynadı. Emre ilk devre vasat oynadı. Orada Emre'nin o kadar öndeki adama gitmesine gerek yok ki. Geraldo onu götürdü. Ceral da yani ona gö i̇şte götürdü. Onu bilmesi lazım. Sen alan oynuyorsun. Ha, Şey olmaz orada ikisinin ortasında durur. Kim? Oliveira mı Kim? Evet Oliveira. Ya gene bak orada gene Oliveira var. Normalde. Gene Torreira. Torreira'nın olması lazım. Torreira burada kalmış. Bu Gördün mü? Normalde o kademelere. Çünkü Torreira'nın defansı Oliveira'dan daha iyi. Daha iyi ön sezisi şey evet, daha abi. çabuk düşüyor. Evet. evet evet ve burada da coaching yapmalı. Hatta Icardi'nin Yunus'a vurduğu şut var. Yunus'un attığı şut var ya şuradan. Icardi <laughs> daha vururken sakin sakin diyor çünkü boş. <laughs> bir tane kontrol yapabilir. Hatta vurduktan sonra ellerini şöyle açtı ben. Ya görüyorum. Ya bir, rahatsın. Kimse yok yanında. O kadar şey yapmana gerek yok. Çünkü Kendisi çok rahat attı penaltıyı. Evet. Şimdi devam ettirelim. Baksana şimdi bomboş buradan vurdu gol oldu. Evet, Şimdi bak, içeriye bak kaç kişi var Sinan yine 8 numarası Ümraniye Oğuz vurdu bu sefer ya yani burada Okan Hoca'nın dedikleri doğru bu konuyu geliştirmeleri lazım. Çünkü biraz ilk devrenin bu pozisyonlarında Ümraniye'den şans yanı olsa veya Muslera'nın iyi duruşu olmasa iki farklı skor her zaman tehlikeli. Bir farklı skor büyük takımlar için tehlike değil. Bir biri de atar, iki biri de atar, üçü de atar. Evet devam ettirelim. Şimdi iki bir oldu durum. Demin yayına başlamadan önce neyi gösterdik? 2 bek dışarıda yuvarlak içinde olan iki bek 2 stoper geriden oyun kuruyor. Aha. İşte burada oyunu kurma çok önemli. Top kaybı minimum. Top kaybı yaptıktan sonra karşı presi yapmazsanız. Şimdi beyazlı Ümraniye takımın dağılımını görüyor musun? Yani burada topu. Fazlattırmıyorlar. Bir de kattıklarında oynat. Devam ettir. Top kaybı oldu. Bak nasıl yakalanıyorsunuz. Evet. Sinan oynat dedik. Bak top kaybı oldu kardeşim. Al. Bir de bu atağın rakip tarafından fazla kişiyle geldiğini düşünün. Arkada evet. pozisyon veriyoruz. Devam ettirelim. Gene. 2-1 olduğu için skor geride olduğunda ne yapıyorsunuz? İşte Galatasaray takımını gösterdik. Rakip alana yükleniyorsunuz. Yani oyunun risk tarafı var. Risk tarafı ne? Minimum top kaybıyla veya atağa neticelendirmeniz gerekiyor. Veya top kaybında hemen oradaki oyuncuların karşı presi. Topa karşı presi koyması gerekiyor. Koymadığında da böyle bir oyunda da arkada boşluklar verebiliyorsunuz. Onun için Ümraniye bu pozisyonlara girdi. Çabuk girdi. Devam ettirelim. Bakın nitekim top kaybı var. Ya hocam burada Mertens, Oliveira hepsi arkada kalıyor. O işin ayrı tarafı. İşte pas opsiyonu yaratmak. Demin atılan pas ne kadar güzeldi. Topsuz boş alana koşmak. Boş alan yaratmak. Burada topu atan oyuncu da riskli pas atmayacak. Baskı altındaki önce atmasın. Var orada opsiyon var. Bir daha oynasın bir daha oynasın. Rakip bir böyle gidecek bir böyle gidecek. Rakip takım bir bu tarafa kayacak bir bu tarafa. Yakalayacaksın sabırlı oyuna devam. Büyük takımlar için şampiyonlu oynayan takımlar için rakip kendi alanına böyle yerleşmişse acele etmeyeceksin. Evet, Şimdi sana çok acele et. Niye ben, acele de, ediyorsun? Oyna. Söyledim. Sen niye mağlup duruma düşüyorsun. Düşmeyeceksin. Düşmezsin. Mesela işin diğer stratejik tarafı. Rakip seni yenmek zorunda. Ümraniye beraberlik yetiyor mu? Yetmiyor. Oynamak zorunda. Aslında o tuzağı Ümraniye'yi de düşürebilirsin. Bazen kontrollü oyun, topa sahip olma, oyunu kontrol etme, rakibi kontrol etme, sıfır sıfır başlayıp bu anda yakalayıp hemen golü atıp 1-2-3'ü yapıp oyunu rahatlatma. Bu oyun tarzı da var. İlla maçın başından itibaren rakip alana böyle 10 kişi yerleşip bakın bu pozisyonları vermek mi iyi yoksa oyunu kontrolden strateji önemli yalnız Sinan takım sonuncu yenmek zorunda. Eğer orta sıralardaki takımsa olay başka türlü. O yenmek zorunda değil. O oynuyor, seni bekliyor. Bilerek böyle bekliyor seni. Sen arkada hata yap, ben sana gol atayım diye. Ama Ümraniye için aynı şey geçerli değil. Bak Antalya'da son dakika kaybetti. Çıkarken Ümraniye takımı 2-2 maç çıkarken ayağındaki topu şurada oyuncuya verdi. Üçüncü golü yedi Ümraniye. Normalde o maç 2-2 biterdi. Kendisi yedi. Yer yani. Galatasaray maçında da olurdu aynısı. Geriden oyun kurarken hata yapacaklardı. Kendileri gol yiyecekti ama ne yaptılar? Evet Galatasaray'a verelim. Biz oradan arka hoca sen maçın maçtan sonra sorduğumda güzel cevap vermiş. İki stoperin oyun kurduğunu, beklerin açı aldığını, diğer oyuncuların içeri girdiğini nitekim burada da görüyoruz. Ve böyle olunca da tehlike oluyor. Burada da Panenka penaltısı değil mi? Evet müthiş bir penaltı. Gerçekten soğukkanlılık, topa dokunuş, top tekniği, topun kaleye gidişteki sürati. Top öyle bir yavaş gidiyor. Kaleci artık <gülüyor> gitmiş <gülüyor> bu tarafa. Yani çok güzel yapmış bunu. Müthiş bir gol. Burada da değil mi? taraftarın şeyi çok güzel. Hoşuma gitti benim bu. Hı hı. Taraftar önemli yani. Büyük takımların taraftarların hepsini... Anadolu takımlarında. Dün akşam zaten Galatasaray taraftarı çevirdi biraz maçı ikinci yarıda. Ama son dönemde hep öyle. Evet. Taraftarı maça etki yapıyor. Evet. Yani taraftarsız bir maç olmuyor. Bunu sadece Galatasaray olarak bütün genelleme yaparsak taraftarların hakkını vermek lazım. Hem büyük takımlarımızın hem Anadolu takımlarımızın ne güzel bir çekim yapmış. Kamerada bunu iyi yakalamış yalnız. evet <laughs> <laughs> yayıncı kuruluş iyi yakalamış. Bu da demin sana Icardi burada Yunus'a diyor. Burada bak çok rahat Yunus. Bitti. Tıklayabilir, acele etmeyebilir. Çünkü rakipleri çok uzak. Ha şunu anlıyorum. Gol atmak istiyor. İyi bir oyuncu geçen sene aslında ayak içi de güzeldir Yunus'un da ya o kendi ayak içi vurulmuş ama Icardi burada bundan sonra da görüntülerde var sakin diyor sakin. Evet, çok hızlı vurdu. Acele etme diyor ona. Acele etme sakin sakin O kadar diyor. sert durmasına da gerek ama yok. Ama oyuncuyu da anlamak lazım. Şöyle. Ya geçen sene Adana Demirspor'da müthiş bir performans sergiledi. Şimdi oradaki kendine olan özgüveni ve Galatasaray'a geldiğinde biraz zorluk yaşadı. Sabırsız oldu ama şimdi Yunus'u Okan Hoca'ya tebrik ediyorum. Yunus'u hem kazanıyor hem onu geliştiriyor. Yunus da burada sabırlı olup devam etmesi gerekiyor. O da bir an önce gol atayım diyor. Bu pozisyonu da çok güzel hazırladı. Son vuruşa kadar çok evet. iyi getirdi. Evet kendisi sağ taraftan. Devam edelim. Bu da gol öncesi. Demin ne dedik? 2-2'yi gösterdik. Galatasaray kaç kişiyle rakip alanda? Bak burada da öyle. 10 kişi. Yani gol gelecek belli. Çünkü tüm takım rakip alanda oynuyor. Bu da belki de Okan Hoca'ya bundan sonraki ki yapıyordur %100 Rakip alanda oynadığına göre rakip alandaki antrenman, oradaki antrenman, dönen topa, topa karşı pres ve devam etme. Çünkü rakiplerin çoğu böyle oynayacak. Kendi alanına gelip işte burada minimum pas hatası olması lazım. Abdülkerim'i tebrik etmek lazım. Icardi'yi hatırla hangi maçta gene Icardi önce geride duruyor, rakip buraya çekiyor. Öne kuş, Antalya spor maçı. Antalya spor maçı. Evet, spor. Özellikle bak o zaman gösterdim. Siz önce Icardi'ye bakın dedim, Icardi'ye. Icardi ne yapıyor? Adam geriye geliyor. Yani Icardi böyle duruyor, böyle geliyor. Ve topa gelip kafayı vuruyor hatırla. Şimdi burada da mesela devam ettirelim. Gol öncesi Galatasaray'ın rakip alanda kaç kişiyle olduğu ve gene müthiş bir öne doğru koşu ve sadece o değil Sinan kafa tekniği. Bicardi rakiplen çıkıyor devam ettir bak vurduğu kafa o top nasıl öyle bir dokunuş yapıyor ki? Yani böyle gelişine bodozlama derler ya öyle bir vuruş değil. Öyle bir vuruş değil. Topun o gelişine göre alnını öyle bir koymuş ki o da nasıl vuruş ayak tekniği diyoruz ya. Evet. Kafa, kafa vuruş, vuruş tekniği de var. Çok, çok teknik ya, kafa vuruşlar. Yani. Kafa vuruş tekniği de var. Topu bak nereye atıyor. Beşiktaş maçındaki kafası da çok iyi. Evet o tekniği var müthiş. Kafa vuruş tekniği de var. O özelliği de ortaya çıkmaya başladı. Ve mükemmel bir gol atıyor Icardi burada. Bu da tabii... Gol sevinci. Yalnız burada bir şey dikkatini çektim. Büyütelim. Nedir hocam? Yüzüğü de parmağında herhalde seminerde hakemlere gösterebilirler. <laughs> seminerde hakemi ikaz edebilirler. Çünkü oyuncular oraya bandaj evet. bağlıyor. Evet, kesebilir şey yapabilir tehlikeli yani, tabii ki. ki tehlikeli oyuncunun yani. parmağını kesebilir diye bandajlama yaptırıyorlar. Burada da mesela oyuncu değişikliklerinden sonra ha şunu da söyleyelim. Şimdi hocalar zaman zaman taraftarlar veya basın tarafından eleştiriliyor oyuncu değişikliklerinde. Aslında bir teknik adam oyuncu değişikliğini Takıma katkı yapsın diye yapıyor. Bazen güvendiği oyuncular o katkıyı yapamıyor. Ama bugüne kadar Okan Hoca'nın yaptığı bütün değişiklikler takıma katkı yapmıştır. Ve Ümraniye maçında da Fenerbahçe maçını da düşün. Hı hı. Ben de değerlendiriyorum. O kadar aynı şeyi paylaşıyorum. O kadar doğru bir zamanlama ve pozisyonu o kadar doğru oyuncuları değiştirdi ki. Torayra ve Icardi girmişti. Icardi asist yaptı. Gol yaptı. Maçı kopardı. Yani, Fenerbahçe yani, maçında. Bu maçta, bu maçta da. Aynen. Bravo. Bravo Sinan. Burada da soktuğu oyuncular, çıkardığı oyuncular, oyuncuların katkısıyla birlikte Okan Hoca'nın da oyuncu değişikliklerine alkışlamamız, takdir etmemiz i̇lk gerekiyor. İlk yarıda Yulani Yaspor'un 5 tane isabetli şutu var. Çoğu da net pozisyon. İkinci yarı isabetli şutu yok. Bir boğa girdi, o tarafı kapattı. İşte o ilk 15-20 dakikada G bu Galatasaray'ın defansındaki oyuncuların ve orta saha 6-8'in kararsızlıklarından kaynaklanan. Hı hı. Orada daha çok konuşmalılar. Mesela Fenerbahçe lider olduğu dönemde o üçlü veya dörtlü çok iyi anlaşıyordu. İp gibi görüyordun. Son dönemlerde biri önde kalıyor, biri arkada kalıyor. Dağılıyor değil mi? Biraz dağılma görmeye başladık. Dolayısıyla e, görüntüye gelelim. O pas, Mata'nın müthiş pası. Baksana şu Mata'nın attığı pasa bak. Deminkine bir örnek. Normalde burada şunu işle, işlemek istiyorum. Demin gösterdik ya Sabek'in Evet Raşistan'ın. Raşistan'ın attığı pası göstermiştik. Burada da Mata'nın deneyimi, bilgisi bu kadar kalabalık içerisinde Gomis'e müthiş pas atıyor. Aslında Gomis burada biraz yan dursa gelen topu alıp kaleye dönecek. Ama arkası dönük duruyor. Devam edelim görüntüyü. Bak arkası dönük. Sinan. Barış'a da çıkarabilir hemen. Ayrı. Orada şey de geliyor. Mata da geliyor. Şimdi göreceğiz. Ama yan dursa, yan dursa o pastan birlikte direkt kaleciyle karşı karşıya Doğru. kalacak. Doğru. Doğru. Bu oynamayı sevdiği için, arkası dönük oynamayı seviyor. Orada da öyle durmuş. Halbuki azıcık yan dursa forvetlere biz onu deriz. Pas isterken açın kaleye yani yarım dur. Yarım dur ki gelen pastan direkt kaleye git. Devam edelim. Mesela burada da burada da Koşusu bu koşulları da güzel atıyor. Evet. 37,5 yaşında olmasına rağmen iyi koşuyor. Bir arada. gerçek. Evet, evet. Anahtar pas burada da. Saça boy attı bunu da. Kendisinden çok yap yapamadığı bir şey. Güzel yaptı burada. Bazen yapıyor evet. böyle şey. Evet. Güzel <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Ama Gomes'i de tebrik etmek lazım. Buna benzer stoperlerin sağına soluna koşuları mükemmel yapıyor. Böyle golleri var. Evet. Sağa sola koşu yapıp. Direkt şu taktığı goller... Atay golleri. maçında attı son olarak. Yunus'un pasında Var. Atay maçında attı Var. son olarak. Devam edelim. Icardi yine boşa çıkarmış hocam kendisini. Aslında ben. onu kaleye mi vurdu, Icardi'ye mi attı bilemeyeceğim ama dipledi orada topu geçse müthiş bir pas, topsuz koşu ve çıkardığı pozisyon olarak göreceğiz. Çanımlayıp evet. vurmaya çalıştı ama... Güzel bir maç oldu. Evet. Yani Ümraniye'yi de tebrik etmek lazım ama Galatasaray takımı ilk 11'i sonradan hamleleri teknik ekibiyle, taraftarıyla iç sahada farklı bir Oyun tarzı sergileyebiliyor. Bir önceki hafta Giresun deplasmanında da o maçı yorumlayamadık. Fakat orada da skoru almayı bildi. Önemli oyuncuları var. Zekası, seviyesi yüksek. Rakibinden daha önce düşünen. Toplam buluştuğu zaman top teknikleri topa hükmeden, toplam güreşmeyen oyuncu grubu daha fazla. <laughs> Durum bu. Ağzına sağlık hocam. Sağ ol Sinan. Teşekkürler. Teşekkürler.